manşetin bu bölümünde uluslararası politikaya yer ayıracağız. Gazeteci yazar Mehmet Ali Güller attığımızda. Sayın Güller merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Bugün Rusya ve Çin ilişkilerinin bir genel gidişatına bakalım. İki ülkenin ilişkilerini, dış politikasını inşa ederken kullandığı bir kavram var. Sıklıkla kullanılıyor ama biraz siz yazınızda da değinmişsiniz. Bir kelime var. O kelimenin anlamını açmak gerekiyor. Sınırsız ifadesi kullanılıyor. Bir kere iki ülke arasındaki ilişkiler nasıl sınırsız olabilir? O bir ayrı tartışma konusu olabilir. Ve neden böyle bir tanımlama ihtiyacı hissediyor Rusya ve Çin ilişkilerindeki ilişkilerinin geleceğini tanımlarken özellikle bunu siz nasıl yorumluyorsunuz ya da anlamlandırıyorsunuz? Evet, bu sizin dikkat çektiğiniz kelime ve ona benzeyen kavramlarla Çin ile Rusya arasındaki işbirliğini tarif etme konusu özellikle son iki aydır 4 Şubat'ta imzalanan Putin-Xi Jinping ortak bildirisi diye tarif ettiğimiz ya da zaman zaman benim yazılarımda yeni dünya düzeninin bildirisi diye tarif ettiğim o bildiri de vardı. Öncelikle ve orada mesela şöyle tarif etmişlerdi. Çin ve Rusya Çin ve Rusya devletleri arasındaki yeni tür ilişkiler Soğuk Savaş döneminin askeri politik ittifaklarından daha üstündür demişti her iki lider. Şimdi bu benzetme tabii önemli. Hani Soğuk Savaş boyunca bir yanda böyle NATO ittifakı, NATO paktı, bir tarafta Washington paktı, Varşova paktı özür dilerim. Şimdi bu iki pakttan bile daha üstün bir işbirliği tanımı yapılıyor. Yani bundan daha üstün olmasını nasıl tarif edebilirsiniz? Çünkü Varşova Paktı'nı örneğin düşünün. Bütün o Varşova Paktı üyesi olan ülkeler Rusya'nın tam desteği altında, Sovyetler Birliği'nin tam koruması altında ya da NATO'yu düşünün. 5. madde, hani birimize yapılan saldırı hepimize yapılan saldırıdır. Direkt bir savunma anlayışı var. Hoş, o savunma anlayışı pek Amerika'nın işine gelmediği durumlarda uygulanmıyor. Parantez zaten olarak bir kere söyleyelim ama evet. Ama yani tarifi anlamak açısından o sınırı söylüyorum. Şimdi böylesi bu paktlardan bile daha üstün diyor Putin ve Xi Jinping iki ülke arasındaki ilişkilere. Bu çok önemli bir durumdu. O nedenle zaten 4 Şubat'ta imzaladıkları bildiri iki ülke arasındaki sıradan bir işbirliği, hatta bir stratejik ortaklık bildirisinden de daha öte anlamlar taşıyordu. Zira anımsarsan tartışmıştık o bildiriyi. Yeni dönem vurgusu vardı, yeni güç dağılımı vurgusu vardı, yeni düzen vurgusu vardı, çok kutupluluk, çok taraflılık vurguları vardı. Dahası Çin'in kuşak ve yol inisiyatifine paralel ve eş güdümlü olarak bir büyük Avrasya ortaklığı inşa etme hedefi önüne koyuyordu. Dolayısıyla o anlamda askeri politik ittifaklardan daha üstün diye nitelenen bir ilişki biçiminin içeriğini doldurmuştu. Şimdi sonrasında bu durum devam etti. Ne zaman? Özellikle Ukrayna'ya harekat başladıktan sonra Dışişleri Bakanı Rusya'nın Sergei Lavrov Çin'i ziyaret etmişti ve o görüşme sırasında da benzer ifadeler kullanıldı. Mesela orada Lavrov ziyaret öncesi bir video yayınlamıştı. Çok ilginç, Çin'e tabii yönelik bir videoydu. Sizinle ve sempatizanlarımızla birlikte çok kutuplu, adil, demokratik bir dünya düzenine doğru ilerleyeceğiz demişti. Bakın altını çizelim. Sizinle ve sempatizanlarımızla birlikte çok kutuplu, adil, demokratik bir dünya düzenine ilerleyeceğiz demişti. Sonrasında Lavrov ve Çin Dışişleri Bakanı'nın görüşmeleri sonrasında her iki bakanlık açıklamalar yaptı tabii. Mesela Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması çok ciddi, ilginçti. İki tarafın işbirliğini derinleştirme vurguları yapılıyordu ama daha önemlisi küresel meseleler hakkında İki ülkenin tek bir sesle konuşma konusunda anlaştığını söylemişti. Şimdi gelelim, o daha üstün konu vardı ya hani. İşte o konunun işaret ettiği bir nokta o oldu. Küresel meselelerde tek bir sesle konuşma anlaşması
demiş oldu Rusya Dışişleri Bakanlığı. Yine Çin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması da oldukça çarpıcıydı. Çin Dışişleri Sözcüsü bir basın toplantısı düzenlemiş ve ikili görüşmelerin sonrasında şu açıklamayı yapmıştı. Çin-Rusya işbirliğinde sınır yok. Barışı sağlama, güvenliği koruma ve hegemonyaya karşı çıkma çabalarımızda sınır yok. Dikkat edersen sınır kelimesi yine karşımıza çıktı. Yine bir sınırsızlık açıklaması var. Şimdi bu açıklamanın son olarak ortaya çıktığı bir de etkinlik oldu. İki ülkenin ilişkilerinin değerlendirildiği ve adı Sınırsız Gelecek olan bir forum düzenlendi. Bu forumla ilgili olarak Çin'in Moskova Büyükelçisi Zhang Hanyi'nin bir açıklaması oldu. O da yani bu sınırsız kavramının altını dolduran bir takım mesajlar verdi. O mesajları değerli dinleyenlerimiz için özetlemek gerekirse, buyurun, mesela şunu söyledi birincisi. Uluslararası durum nasıl değişirse değişsin, Çin ve Rusya her zaman stratejik işbirliğini ısrarla derinleştirecek dedi. Şimdi burada uluslararası durum nasıl değişirse değişsin lafı çok önemli. Bu çok iddialı mesaj değil mi bir yandan da? Yani tabii geleceğe çok iddialı yönelik. Bu aynı zamanda Amerika'ya mesaj. Yani Amerika'ya diyor ki, şimdi Amerika uzun süredir nasıl baskı yapıyor Çin'e? Diyor ki bakın Rusya egemenlik, uluslararası hukuk vesaire bunların hepsini yok saydı, komşusuna saldırdı. Dolayısıyla Güvenlik Konseyi'nin bir üyesi olarak ey Çin sen de bu konuda Rusya'ya tepki göstermelisin. Yaptırım uygulamalısın. Batı'nın yaptığı işlere senin de destek vermen lazım diye uzun bir süre biliyorsunuz Çin'e baskı uygulamıştı. Çin de bu baskıların hepsini reddetmişti. İşte burada Çin'in Moskova Büyükelçisi'nin uluslararası durum nasıl değişirse değişsin, biz Çin'le ve Rusya her zaman stratejik işbirliğini ısrarla derinleştirecek demesi bu bakımdan önemli. Yine Moskova Büyükelçisi'nin mesajlarından biri şu, Çin ve Rusya'nın uluslararası adalet için omuz omuza olacağını söylüyor. Yine hegemonya ve güç politikalarına karşı iki ülkenin karşı çıkacağını söylüyor. Ve gelelim en önemlisine, iki ülkenin Çin ve Rusya'nın yeni bir tür uluslararası ilişkilerin inşasını ve insanlığın ortak kaderini teşvik edeceğini söylüyor. Burada yeni bir tür uluslararası ilişkilerin inşası dediği konuda kuşkusuz yeni bir dünya düzeni. Bunun zaten hukukunu, güvenliğini, ekonomisini, ticaretini adım adım Rusya ve Çin inşa etmeye zaten başlamıştı. Bu bakımdan sınırsızlık vurgusu çok çok önemli. Dinleyenlerimiz merak edecektir. Batı'da nasıl değerlendiriliyor bu? CRI Türk Radyosu'nun internet sitesinde tam da bu konuda daha önce yapılmış haberler var. Ne zaman? Bir kere demin bahsettiğimiz Xi Jinping Putin ortak bildirisinden sonra birincisi, ikincisi de Lavrov'un yine demin bahsettiğimiz konuşmasından, Çin ziyareti sırasındaki açıklamalarından sonra Batı basını bunu nasıl değerlendirdi, Batı'nın strateji kurumları bunları nasıl değerlendirdi diye CRI Türk internet sitesinde değerli izleyicilerinizin bulacağı bir haber var. Bakın orada da yine bu kelime karşımıza çıkıyor. Orada da Batı basını, bunu tabii sınırsız yerine limitsiz ifadesini kullanmışlar. Çin ve Rusya limitsiz ilişki diye tarif etmişler. O da sınırsız demektir zaten, limitsiz. Batı'nın da gördüğü bir gerçek olarak önümüzde duruyor bu durum. Tabii bu şimdi yeni bir kavram olduğu için biraz anlaşılması da ilk anda, örneğin ben bir ya ne demek isteniyor acaba diye bir düşündüm açıkçası. Burada yeni bir tür uluslararası ilişkiler vurgusu da yapıyor iki ülke, onu da belirttiniz. Evet. Şimdi bu kavramı, şunu daha doğrusu açmak belki gerekiyor. Aynı zamanda Çin Halk Cumhuriyeti'nin müttefiksizlik siyaseti de var. Yani örneğin şimdi burada biraz kafalar karışıyor. Yani örneğin Türkiye ABD'nin müttefiki, hatta stratejik müttefiki NATO kapsamında vesaire. Ama pratikte işler öyle yürümüyor. Yani yeni bir şey kurulmaya çalışılıyor ama eski dünyamızda ya da mevcut dünyamızda kavramlar, iki devlet arasındaki ilişkilerin en üst düzey olarak tanımlandığı kavram stratejik müttefiklik. Fakat bu iki ülke kendisine müttefik demiyor. Ama başka bir şey söylüyor. Evet, şimdi müttefiklik aslında emperyalist paylaşma savaşlarının, yani Birinci Dünya ve İkinci Dünya savaşlarının
Artı sonrasındaki uzun soğuk savaş döneminin bir kavramı olarak uygulandı. Yani burada müttefiklik iki eşit güç arasındaki ilişkiden ziyade daha çok bir büyüğe dayanmayı, bir büyüğün kanatları altında olmayı tarif eden bir ilişki biçimi oldu. Geçen yüzyıl boyunca, yani 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyıl boyunca böyle oldu. Müttefiklik Batı açısından da böyle. Mesela Amerika'nın müttefikliği konusu, Amerika'nın ağabeyliğini, Amerika'nın koruması kalkanını altında olmayı ama aynı zamanda Amerika'nın işine geldiği zaman o kalkanı çalıştırmayı tarif eden bir kavram müttefiklik. İşte basit, Türkiye'den gidelim yani. Şimdi Türkiye ile Amerika kağıt üstünde müttefik mi? Müttefik. Evet. Peki Türkiye'nin terör örgütü dediği örgütlere Amerika destek veriyor mu? Veriyor. Demek ki buradaki müttefiklik iki farklı düzlemdeki kuvvetlerin ilişkisini tarif ediyor. Bir zaman ağabey devlet. Şimdi Çin başından beri uluslararası ilişkilerinin temeline bu müttefikliği koymamasının nedeni şu. Zaten koyduğu konu mutlak eşitlik konusu var. Yani her iki ülke kimle işbirliği yapacaksam yapayım önce eşitim diyor. O devletin ekonomisinin büyüklüğüne, askeri gücüne vesaire vesaire bakmadan iki eşit ilişki kuruyor. Bu da tabii halk cumhuriyeti, sosyalist bir model olmanın bir tezahürü. Çin, Solomon adalarıyla anlaşma imzalarken de, Afrika'daki ülkelerle ilişki kurarken de ya da başka batıdaki büyük ülkelerle de ilişki kurarken de hep ilişki kurduğu karşı tarafı kendisiyle eşit gören bir perspektifte bir işbirliği modeli yapıyor. Bunun ekonomideki tezahürünü uzun yıllardır hep kazan kazan diye formüle ettiler. Hakikaten mesela Afrika'da yapılmış araştırmalar var. Afrika'da yoğun Çin yatırımları var. Bunun daha önceki Batı yatırımlarından farkı nedir üzerine yapılan çok çalışma var. Farkı kazan kazan ilkesinin geçerli olması. Eskiden Batı yatırım yaptığında Batı kazanıyordu. Bununla ilgili işte Afrika'da o sömürgecilik döneminden kalma bir sürü de biliyorsunuz. O kötü ilişkiyi tarif eden söz var. Oysa şimdi Çin yatırım yaptığı yerde ne siyasi bir takım işte dayatmalarda bulunuyor. Hani talepte de bulunuyorlar. Hatta Avrupa ya da Birliği şu siyaseti uygularsan geleceğim diye. Dolayısıyla eşitler arası bir ilişki yürütmüş oluyor. Şimdi Rusya ile ilişkisini de daha üstün, yani soğuk savaş, askeri politik pakt örneklerinden daha üstün derken bunu tarif etmiş oluyor. Bir müttefiklik ilişkisi eski tip, diyelim ki Sovyetlerin Macaristan'a, Sovyetlerin işte diğer Doğu Avrupa, Polonya vesaire onlara ağabeyliği gibi ya da Amerika'nın Batı ülkelerini NATO üzerinden denetleyen, kontrol eden özelliği gibi değil, İki eşit kuvvetin sınırsız ilişkisi olarak tarif ediyor. Ben Rusya'yla ilişkimi Rusya'yla eşitlik temelinde yürütüyorum. Solomon adalarıyla ilişkimi eşitlik temelinde yürütüyorum demiş oluyor. Müttefiklik kavramına itirazı anlayabildiğim kadarıyla esas bu nedenle. Bunun tabii sınırsız gelecek tasavvurunun başka ülkelerin katılımıyla genişlemesi sizce öngörülüyor mu? Sadece Rusya ve Çin arasında bir konu gibi mi yoksa? Yok, bence görülüyor. Demin aktardım o Lavrov'un görüşmesindeki hani sizinle ve sempatizanlarımızla dediği. O sempatizan burada aslında ortak insan merkezli bir yeni döneme sempatiyi anlatıyor. Yoksa Çin'e ya da Rusya'ya sempati anlamında değil. Şimdi kamuculuğun işte 2008 küresel krizinden bu yana kapitalizmin içinden çıkamadığı durumun dünyada yeni bir eğilim yarattığı, kamucu perspektifli ekonomi model eğilimini de yarattığı bir gerçek var. Şimdi bunları Büyük Avrasya ortaklığında kuşaklı yol inisiyatifine paralel ve onunla eşgüdümlü bir şekilde gerçekleştirme niyetindeler. Şimdi zaman zaman bu Avrasyacılık tartışmasının içerisinde yani ne tür bir Avrasyacılık, bir Rus milliyetçiliği mi gibi tartışmalar da oluyor. Doğru, yani Avrasyacılığın içinde de çeşitli kanatlar var. Bunu nasıl ki Türkiye'de Avrasyacılığı bir bölüm insan Türk devletlerinin birliği ya da daha abartılı bir şekilde Turancılık temelinde anlıyorlarsa, Rusya içerisinde de bunu Slav
ülkelerinin birliği gibi formüle edenler de var. Çin'in buradaki temel yaklaşımı, Büyük Avrasya Ortaklığındaki temel yaklaşımı bir coğrafya olarak Avrupa'nın ve Avrasya'nın, Avrupa'nın ve Asya'nın bir ekonomik büyüme, kazan kazan ilkesiyle birlikte büyüme. Bunun yolu da deniz ve ipek karayol, kara ve deniz ipek yolları. Hı hı. Bunun araçları da siyaseten hedefleri de bir barış projesi olarak kuşak ve yol inisiyatifi. Dolayısıyla Çin'in baktığı konu biraz daha farklı. Çünkü mesela geçen ay, yanlış hatırlamıyorsam geçen ayda evet, Medvedev'in hani Lisbon'dan Vladivostok'a kadar bir Avrasya tasavvuru vardı. Şimdi bu bazı kesimlerce işte Çarlık İmparatorluğu hayali gibi algılandı. Öyle yorumlanıyor. Aslında o değil. Hani Portekiz'den, yani Avrupa'nın en uç Atlantik kıyısındaki noktasından Asya'nın Pasifik'teki en uzak noktasına kadar ki toplam bir coğrafyayı birlikte bir ekonomi modeli, birlikte bir ticaret, birlikte bir ulaştırma, birlikte bir kuşak ve yol inisiyatifinin içerisinde işbirliği yapan ülkeler haline getirelim demek. Kuşkusuz bunlar tartışılacak. Yani her ülkenin içerisindeki daha toplumcu, daha milliyetçi bakan kesimleri arasından kendi çıkarlarını öne çıkararak Avrasyacılık fikri temelin tartışmalar olacaktır. Bunların olmaması mümkün değil, olacaktır. Fakat insanlığın gittiği yer küreselleşme bir boyutuyla gerçekleşmiş oldu. Yani ulaşımın hızlanması, boru hatlarının çoğalması, uluslararası şirket bazında yani diyelim ki bir Çinli şirketin dünyanın pek çok yerinde şubesinin olması ya da bir Avrupalı şirketin dünyanın pek çok yerinde şubesinin olması aynı zamanda buradaki bir çalışanın kısa bir sürede bir uçakla diğer tarafa hızla toplantıya gidip gelmesi şeklinde hayatı hızlandırmış durumda. Evet. Bu Avrasya coğrafyasında önümüzdeki 10 yıllar içerisinde kaçınılmaz bir işbirliği modelini de getirip dayatmış olacak. Zaten Ukrayna krizi temelinde yaşadığımız Amerika'nın bu coğrafyada hala tahakküm peşinde olması da biraz bu süreci durdurmak içindi. Geçen aylar boyunca, 2 ay, 3 ay boyunca konuştuğumuz Ukrayna meselesinin bir boyutu da buydu. Onu da süremiz el vermediği için bir cümleyle böyle bağlamış olayım. Çok teşekkür ediyorum. Süremizin de sonuna geldik. Yarın ve öbür gün çarşamba ve perşembe günleri de dış politika gündemini değerlendirmeye devam edeceğiz. Katkı sunduğunuz çok sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.